Sırada son zamanlarda oldukça fazla konuşulan İşçi Partisi ile ilgili bir haberimiz var. İşçi Partisi Güneydoğu Anadolu'da toprak ağlarıyla mücadele etmek için harekete geçti. Heyetin ilk durağı Diyarbakır'ın Türkmenacı köyü oldu. Heyet köylülerin sorunlarını dinledi, çözüm aradı. Görüşmelerden çıkan sonuç ağlık tasfiye edilmesi oldu. Heyette CHP milletvekili Kamer Genç de yer aldı. Ağlığa karşı mücadele eden Diyarbakır'ın Türkmenacı köyüne İşçi Partisi Genel Merkez Yöneticileri çıkartma yaptı. İşçi Partisi Genel Sekreteri Serhan Bolluk, Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Kardeşlik Bürosu Başkanı Ali Mercan ve Avukat Şakir Keçeli'den oluşan heyette CHP Milletvekili Kamer Genç de yer aldı. Heyet sabah saatlerinde Diyarbakır Havaalanı'na indi. Köylüler büyük haksızlıklara uğramış. Onu git mahallinde gördükten sonra bu konuda kesin açıklama yapacağız. Çözüm süreci için geldik buraya. Evet, evet. Şimdi Türkmenacı köylülerinin basınımız biliyordur. Evet. Sorununu biliyorsunuz değil mi? Evet. Toprak. Türkiye'nin birliği bütünlüğü de oradan geçer. Bu Güneydoğu'da bu toprak meselesi, bu şeyhlik ağalık. Şeyhlik ağalık bunlar çözülmeden, bu tarikat bağları çözülmeden. Hangi çözüm süreci? Nasıl çözülecek bu iş? Şeyhlik ağalık tasfiye edilmeden, tarikat bağları tasfiye edilmeden, şimdi sayın vekilimiz de söylüyor, laik olmadan, laik Türkiye olmadan nasıl çözüm süreci olacak? Heyet ilk önce köyü gezdi. Ardından toplantı salonunda köylünün dertlerini dinledi. Bunlar gitmiş bizim dedelerimizin adına sahte evraklar düzenleyerek. Tarım ilçe müdürlüğüne, tarım valine ne kadar dilekçe verdikse hiçbir dilekçemizin sonucunu alamadık. Hacı Adil Karahan, sayın bakanın köylüsü, tarım bakanın köylüsü. Şu anda AK Parti İl Başkan Yardımcısı, şebekenin başı adam. Tarım Bakanı bu işin içindedir. Maalesef devleti yönetenler bize sahip çıkmıyorlar. Köylü sorunlarını anlattı, çözüm aradı. Söz sırası toprak ağlarıyla mücadele etmeye giden heyetteydi. Şüphesiz bu mücadeleyi kazanırsınız, ondan şüphe etmiyorum. Buna da Adalet Bakanlığı'nın suçu var. Çünkü o yargıçlarla, savcılarla ilgili olarak yaptığımız başvurular dolayısıyla bir soruşturma açılması icap eder. Biz işçi partisiyiz. Bir şeye sarıldık mı sonuna kadar gideriz. Sonuç alana kadar gideriz. Bir defa ben partimizin genel sekreteri olarak size burada hepinizin önünde bu sözü veriyorum. Sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız, beraberiz. Bu veraset ilamını veren hakim görevi suistimal etmiştir, imal etmiştir. Bana göre bilerek yapmıştır. Mücadele için ilk adım atıldı. Çözüm Avukat Şakir Keçeli'den geldi. Toplu ulaşmanın durdurulması için biz Asya Hukuk Mahkemesi'ne kapitali ve tescil davasında tedbir talebiyle başvurmak gerekir. Hakim bunu kolay kolay reddedemez. Niçin? Çünkü...